Ben en az 7 ve 8 bekliyorum yarışmacı arkadaşlarımdan. Çünkü gerçekten çok meşakkatli, 2,5 saat içerisinde çok stresli ve zamanla yarıştım. Tabii ki bocaladığım durumlar ve zamanlar oldu ama bütün menümü yetiştirdiğime inanıyorum. Bence Sebahat Hanım korktu benim menümden, ana tabağımdan, ara yemeklerimden. O yüzden biraz bana oynadı diye düşünüyorum. Sebahat Hanım diğerlerini de etkilemeye çalıştı maalesef. Etkilenip etkilenemeyeceklerini şimdi biz puanlamada göreceğiz. Evet, eksiksiz bir menü ve masanın ardından geldik açık oylama zamanına. Şimdi kalemleriniz Nigar için oynayacak sevgili yarışmacılar. 3 ile 10 arasında bir puan seçip oraya yazacaksınız. Buyursunlar, siz açın kalemlerinizi, tahtalarınızı. Evet, patatesli, kremalı pırasa çorbasıydı. Ardından bilincik vardı, muhammara vardı, kereviz salatası vardı. Pancarlı salatası vardı, meze tavaydı. Ana yemek saç kavurma, yalında kestane, iç pilav. Yeşillik salatası, narlı, en sonda da merenk tatlısı geldi. Orman meyveli, çilekli puanlar da yazıldı gördüğüm kadarıyla. Değiştirmek isteyen var mı bugün aramızda? Acaba puandan emin olmayan? Çok verdim, az verdim diyorsunuz ya. Yok mu? Çok düşündüm. En adil olanı verdiğimi düşünüyorum. Peki, umarız öyledir. Değiştirmek isteyen yoksa yarışmacıya dönüyorum ve sana soruyorum Nigar. Evet, söyleyeyim. Kaç puan bekliyorsun yemeklerine? Ben en az 7-8 bekliyorum Zuhal Hanım. Çünkü gerçekten meşakkatli yemeklerdi. Bir 10 çeşit yemeğim vardı. Çok uğraştım. Bir de burada biz zamanla yarışıyoruz. Bence masam dört dörtlüktü. Her şeyimi Tokat'tan getirdim. Ve dört dörtlük sofra çıkardığıma inanıyorum. Bakalım yarışmacılar da öyle mi değerlendirdiler? Göz ardı etmeyeceklerine inanıyorum. Bakalım öyle mi olmuş? Peki. İlk olarak da Sebahat'ın puanıyla başlıyoruz. Evet, görelim Sebahat puanını. 6. Evet. Bak 5 gelmedi. Altı. Şaşırttı beni Sebahat Hanım. Teşekkür ediyorum. Oğuzhan dünden daha fazla beğenmiş herhalde. Fark ne vardı bunun ikisinin arasında? Öncelikle onu merak ediyorum. Kendisine onu sormak istiyorum. Sizin ara yemeğiniz tamamen yanmıştı. Bunun yarısı yemedik. Yanmıştı. Bu yeterli bir şey mi? Yani? İçi en azından olmuştu. Sizinki tamamen yanmıştı ve hiç yiyememiştik. Ve sunumunuz hiç hoş değildi. Kağıtla beraber hem dışında folyo, içinde onun, yağlı onun kağıt. Onun sunumunun öyle olması pastırmanın çorbanız da güzel değildi. Olmamıştı. Ama olmamıştı. Oğuzhan Bey kabul edin altı artık. 6 puan yani. Neye verdiniz Sabahat Hanım? Yani ana yemeği zaten hiç beğenmediniz. 6 puan. Eti pişmiş dedim. Etini beğendim, pişmiş dedim. Salatası çok ekşiydi, oradan kırdım. Tamam. Çorbanızı beğendim. Afiyet muammarayı olsun. Beğendim. Bir çorbaya de, sanki siz de tuzlu demiştiniz. Öyle hatırlıyorum. Yani biraz tuzluydu. Çok tuzlu değildi ama kıvamı, koyuluğu güzeldi. Tadı da güzeldi. O yüzden 6 puan verdim. Evet. Evet. 6 ile başladık. Bakalım Selin'den kaç puan gelecek? Hadi göster bakalım Selin. Zuhal Hanım ben 5 verdim. Aa! Hayda. 5 mi? Yani ben evet. Sadece ara yemeğindeki muhammarasını ve... Yani bana 5'çi Sebahat yani. Diyorlardı ama Zuhal Hanım... Bir saniye, her şey bir tarafa sana ne oluyor? Ben bile 6 verdim yani. Ne oldu? Hayır ben de 5 verdim. Ben yok, gerçekten... Hayır gerçekten. Şok içtim. Ama ben hak ettiğini düşünüyorum Nigar Hanım'ın. Böyle bir şey olamaz evet. Ya. Allah Allah. Evet. Niye hep 5 puanla gözlerim yanıyor şu anda. Selin Hanım dün kaç puan vermiştiniz? 6 verdim. Aman Allah benim günüme yeterli. Porsiyonu küçüktü ama ana yemeği çok lezzetliydi. Aman. Şimdi yanmış yemeği vardı. Çorbası. Sizin de yanmış yemeğiniz vardı. Şimdi bir dakika. Çorbası. Şimdi benim ara tabağımda bir tane yanmış yemek vardı ama alternatif olarak size sunduğum 4 çeşit ya. Evet. 4 çeşit yemeğim vardı. Dinler misiniz Selin Hanım? Ben konuşuyorum. Dinliyorum. Hep kendinizi savunmadasınız. Artı beğendiğiniz yemekler de oldu. Tamam onlara puan tamam. Verdim. Neye verdiniz? Neye verdin? Ben sizin muhammaranızı beğendim. Evet. Şimdi ara yemek zaten birçok çeşitli oldu bir meze tabağıydı. Hı-hı. Bir tek muhammarayı beğendim. Ara yok sadece muhammarayı beğenmedim. Mantarlı şampinyon salatanızı da beğendim. Zuhal Hanım ara yemek tabağına yani totalde 10 puan veriyoruz ve bizim verebileceğimiz 7 puan var. 3 puanın üstüne. Zaten her şeysi tamdı. Yani ben ara yemeğe evet, 5 puan verirsem ana yemek ve tatlıya hangi puanı kullanacağım? Tatlıda bence... Ben tatlısı beğenmedim, bir olmamıştı. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz de ev hanımısınız, şimdi, ben de ev hanımıyım. Sabahat Hanım da ev hanımı. Siz merenk oldu diyorsunuz, merenk o değil. Yani ev hanım olmak demek gerçekten olması gereken bilgiye sahip olmak demek değil.
bir önce ayırt edin. Bu bir. Ben o bilgiye sahip olmuşum. Şimdi dinler misiniz? İkincisi, bilgiye sahip olsaydınız şimdi o tahtada 5 değil 7-8 konuşurdu. İkinci her şey olsaydı emin olun şimdi verirdim. Şimdi dinler misiniz? İkinci olarak mering tatlımı gerçekten açıklamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok tartışıldı ama gerçek bilinmiyor. Mering dediğiniz mering bezeyle, bakın bezeyle bunları Pavlova arasında, bu rulo pasta arasında dağlar kadar fark var. Sizin dediğiniz gibi yapsaydım ben bunu saramazdım, rulo haline getiremezdim. Ve arasındaki krema onu zaten yumuşatması gerekiyor ki ağızda gerçekten, ağızda bir marshmallow tadı bıraksın. Çünkü evet benim menüm ağırdı. Marshmallow gibi miydi sence içi? Evet, yumuşaktı. Bence Selin Hanım benim yemeklerimi gerçekten beğendi. Ve kendine rakip gördü. Çünkü diğer arkadaşların da bana yüksek puan vereceğini düşündü. Ha, o yüzden de bana herkes genel yorumları yaptı maalesef. Ama benim puanlarım da var. Onur'un puanına geldi doğal arkadaş. Çarpıcı bir puan. Evet Onur, sendeyiz. Öncelikle bazı arkadaşlarım, elinizi lütfen vicdanınıza koyun. Ya çok teşekkür ederim. Altı da söyle. Evet. Evet, elinizi vicdanınıza koyun. 7. Bu masa 7'yi hak ediyor. Onur Bey gün ne oynuyor? Evet, teşekkür ederim. Kapatabilirsin. Ne oynuyor Onur Bey? Alakası yok. Onur gerçekten çok güzel oynuyorsunuz. Sizi vicdana davet ediyorum yani. Yüksek verin ki bana da yüksek versin evet. Yaptınız şu anda. Alakası yok. O yüksek verse siz üçünüz bana düşük verseniz ben geniş. Siz de beğenmediniz. Beğenmediniz evet. Birçok evet, şey oldu. Neyi verdiniz? Ne beğendiniz? Valla çorbayı ben gayet beğendim. Çorbayı hepimiz beğendik neredeyse. Tamam çorba. Başka bir dinleyiniz. Çorbayı beğendim. Tamam. Başka? Şeyi beğendim. Şampinyonu beğendim. Tamam söyledin de. Ardından evet, evet söyledim de. Muhammara'yı beğendim. Muhammara'yı evet. Çıktı. Pilavımdan kestane kabuğu çıktı. Ben ana yemeği puanlamadım açıkçası. Tamam. Şimdi tatlıyı yedin mi? Tatlıyı yedin mi? Tatlıyı yedin mi? Tadına baktım. Salatayı yedin mi? Salatayı da yedim. Ben salatayı Muhammara'ya da kahvaltı menüsü dedin. Evet. Bu nasıl bir puan? Evet. Ana yemeği puanlamadım ama diyor. Siz de yani benim verdiğim bütün puanlar olay mı olacak canım bu masada yani? İyi de dünkü menüye, ondan önce günkü menüye bakarak bu verdiğiniz puan burada da hata yapıyor. Valla siz resmen yani gününüzü oynadınız. Menüye yorumlarken valla kız sen de az değilsin ha. Sen de gününü oynuyorsun bakalım. Şu olmasaydı bunu koysaydınız ben bunu kahvaltıda da yiyorum dediniz 7 puanı verdiniz. Evet 7 puanı verdiniz. Ama kahvaltıda yiyorum dedi. Güzel olmamış demedi ki. Evet güzel olmuş. Ama ben her şey Muhammara çok fazla yetiştirdim. Yedim, çemen gibi olmuştu valla. Olmasaydı bu olsun dedi ama tadını, tuzunu genel anlamda çok beğendim dedi. Ya da gerçekten ben bunu beğendim deyip ağız dolusu beğenerek yorum yaptığı bir ürün yoktu. Pardon 5 verdim gene bana oynadı. Bugün bu sofrada kendisiyle ve puanlarıyla çelişen tek kişi sizsiniz. Ben yorumlarımla uygun bir puan verdiğimi düşünüyorum. Peki son puan gelecek. Güzel puan geldi siz Onur'dan. Siz düşünmenizde olun. Bakalım Oğuzhan'dan son olarak kaç geliyor Nigar'a. Bakalım Oğuzhan'dan son olarak kaç geliyor Nigar'a. Evet Oğuzhan sen de paylaşır mısın lütfen verdiğin puanı? Benim Nigar Hanım'ın puanım 6. Evet. Kapatabilirsin. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Öyle mi? Evet 5-6 bekliyorum demişti. 6 geldi. Öncelikle çorbası çok güzeldi. Onu beğendiğimi söyledim. İçebildiğim kadar da çorbadan içtim. Diğer yemeklerin de tadına bakabilmek için. Tekrar söylüyorum, salatayı yiyemedim, yemek isterdim. Salatayı çok severim, salataya da ilgim vardır. Tatlı olmamıştı bunu, siz de farkındaydınız. Ara sıcak tabağınızda bir tane yanık ürün olmasına rağmen bir puan oraya verdim, bir puan çorbanıza verdim. Diğer ana yemekteki ürünler pişmesi güzel, her şey güzel olmasına rağmen tuzu yedirmeyecek hale getirmişti. İkisinde o de gereğinden fazla tuz vardı. O kadar değildi. Tuza dikkat etmeniz lazım. O kadar tuzlu değildi, hayır. Bir yemeğin içerisinde gereğinden fazla size tuz attığınız zaman yenmez hale gelirse pişme derecesinde ben de yedim. Ben de yedim. Onur Bey peki de yedim. Ben de yedim. Kapatmak zorundayız. Bugünlük bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Sizlere bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar efendim.